Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Taliban Afganistan'da bir çekince içerisinde. Sebebine gelince size ayrıntılı anlatacağım. Malum Türkiye Afganistan'da NATO kapsamında bulundu. Ve birçok görevde Türkiye'nin bulunması NATO'nun kritik görevler yapmasına yardım etti. Çünkü Afganistan halkı Türk ordusunu çok seviyor. Afganistan'da bir eve, evet bir eve giren Fransız askerleri bir görüşme gerçekleştirecekler. Ama oraya gittiklerinde duvarda Türkiye resmini gördüler. Tabii ki bu durum onları çıldırtmıştı. Malum Kabil'de Türkiye'nin ordusu vardı. Türkiye'nin kuvvetleri vardı. Hele ki özellikle Afganistan'ın ilk işgal edildiği yıllardan itibaren büyük kayıplar veren Amerikan ordusu birçok yere araçlarına Türk bayrakları asmışlar. Yasa dışı ama evet, konvoyları zarar görmesin diye böyle bir yola girdiler açıkçası. Evet, havalimanında şu anda otoritede Türk askerinin ve Azerbaycan askerlerinin payı çok büyük. Kahraman Azerbaycan ordusunun Kabil'deki insanlara olan yardımlaşmadaki gayretleri dünyada bütün televizyonlarda gösterildi. Evet, Türkiye ve Azerbaycan orduları kahramanca oradalar. Bildiğiniz üzere Müslümanlara büyük zulümler gerçekleştiren ve özellikle Afgan halkını tabii ki kemiren bir yönetimdi. Devrilen yönetimde Ghani yönetimi. Yani hangisine baksak, evet ne sakallı bıyık derler ya, öyle bir deyim. Afganistan'daki bu çıkmaz. Halka değer vermeyen bu yapılardan kurtulması gereken Afganistan hala krizlerle boğuşuyor. Kabil'deki Turan'ı, Kabil'deki Azerbaycan ve Türkiye'nin güçlü nişanesini bu karede güzel anlatan bir kare bulunabilir mi? Hele hele ki iki kardeşlerin böyle yan yana Kabil'de Taliban'a korku salan duruşlarını anlatmaya cümleler yeter mi? Tabii ki yetmez. Buradaki askerlerimiz de sadece değil. Evet, Taliban, evet burada Türk askerlerine, Azerbaycan ve Türkiye'nin askerlerine yapacağı en ufak bir mütecaviz harekette güçlü orduların büyük bir şamarına uğrar. Yani Taliban'da büyük bir Türk orduları korkusu var. Evet, Taliban bildiğiniz üzere yabancı batılı istihbarat örgütlerinin gerçekleştirdiği, Pakistan'daki medrese grubunun geliştirdiği ama yönetim katını Lawrence İngiliz ruhuna bağlı bir yapının ele geçirdiği sapkın bir yönetim. Evet, bu sapkın yönetim İslam'a kendi hurafelerini ekleyerek, insanları çileden çıkararak, insanları İslam'ın kurallarının dışında sapkın ve baskıcı uygulamalarla, tabii ki baskılayarak İslam'a büyük bir zarar vermek için kuruldu. Öyle dini bir hassasiyetleri yok. Sureleri oku deyin çoğu okuyamaz. Savaşçıların çoğuna namaz nasıl kılın derseniz çoğu kılamaz. Yani oyunun içinde oyun var. Ya şunu belirtmek istiyorum ki ya DEAŞ ya Taliban, birbirinden farkı yok. Ama ne var ki Müslümanların kaderi bunlarla hala mücadele devam ediyor. Batı kendi çekildiğinde Müslüman görünümündeki bu ajanları Müslümanların üzerine salıyor. Taliban, Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin de Kabil'den çıkmasını dört gözle bekliyor. Açıklama yaptılar yeni. Evet, yeni açıklama yaptılar. Askerlerimizin 31 Ağustos'a kadar çıkması için. Biz de diyoruz ki ne bu korku Taliban? Öyle kolay kolay şehirleri aldığına benzemez. Evet, şehirler bir bir göstermelik bir şekilde teslim alan Taliban'ın öyle askeri başarısından falan söz edemezsiniz. Evet, bu bir vali. Biliyorsunuz bu yabancı batılıların bir valisi ve bu vali görevini yaptı. Tahtına oturdu ve ülkeden şu şekilde, evet değerli izleyenler, Afgan Cumhurbaşkanı kaçtı. İşte Afgan Cumhurbaşkanı'nın bu halleri. Bu Afgan Cumhurbaşkanı paralarla kaçtı ülkeden. Ama şuna emin olun ki Taliban bu kaçıştan daha da kolaycasına şehirleri direniş göstermeden aldı. Taliban kendisi açıklama yaptı. Kayıp vermeden aldı. Yani karada bir başarı söz edilemez.
Şuşa'da aslanlar gibi kükreyen, evet Kıbrıs'ta şimşek gibi çakan, Kuzey Suriye'de ve Kuzey Irak'ta dağlara taşlara destan yazan Türk ordularının, evet Afganistan'da olması, Taliban gibi bir, evet ajan örgütün korkulu rüyası haline geliyor. Ha Taliban, ha Gani, al birini vur ötekini. Yani birbirlerinden farkları yok. Sadece oynanan bir tiyatroda farklı karakter, yani farklı rollerdeler. Asılları ve hedefleri tek bir amaca yönük. Yani Taliban'ın ve DEAŞ'ın asıl hedefi bu bölgedeki Müslümanlığın, İslam'ın batıya yayılmasını engellemek. İkincisi, bölgedeki Müslümanlar arasında kaos oluşturup Müslümanları birbirine düşürüp zayıf düşürmek. Üç, Müslümanlığın yayılmasını engellemede Müslümanlığı öcü gibi göstermeye çalışmak. Yani amaçları bu. Özellikle Raşit Dostum'un yerini, evini işgal eden Taliban militanlarının haline baktığınızda iki koyun bile evet teslim etmezsiniz. Evet karelere bakın hele. Evet karelere bakın. Raşit Dostum'un evine girdiklerinde yaptıkları, girerken içerkenki halleri, serkeş halleri ve uyuşturucu izi gibi görünen tavırları. Evet Raşit Dostum'un evine girmiş olabilirsiniz. Ama girdiklerindeki yaptıkları hareketler, şehirleri bir bir teslim almaları, evet kafalarda her akıllı insan için bir soru işareti oluşturuyor. Şu karelere bir bakın. Evet koltuğa oturmaktan aciz, yerkenki kabalıkları ve İslam'ın yemek yeme adabından uzak hareketleri de cabası. Evet hal ve hareketlerindeki serkeşlik neye hizmet ettiklerinin bir göstergesi ve nişanesi. İşte bunların korkusu o. Gördüğünüz karelerde daha önceki Karzai var. Evet Karzai Raşit Dostum'la beraber. Bunlar bir şeyi beceremediler. Bunlar Afganistan'a sahip çıkamadılar. Evet Afganistan dediğimiz gibi şu anda yetiştirilmiş bir ajan örgütün medrese hareketiyle Afganistan'a yerleşen Pakistan'dan gelen bu grubun baş ve özellikle yönetim katının SİHA yapılanmasıyla şekillenip burada sapkın bir inanç oluşturmaları ve hem dine zarar verip hem de Afganistan'ın yabancı emperyalist güçlerin oyun ve özellikle sömürge tahtası haline gelmesi için yaptıkları bir hamle. Türk ordularını kimse hafife alamaz. Bunu Karabağ'da gördüler, bunu Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de gördüler, Libya'da kurmay zekamızı gördüler, Suriye'de son saldırımızı gördüler, gördüler de gördüler. Daha önce Kıbrıs'ta gördüler, daha önce Kore'de gördüler. Yani bu ordu eğer bir kızdığı zaman, bu ordunun damarına basıldığı zaman neler yaptığı ortada. Ama şu bir gerçek ki Taliban Pakistan'ı istikrarsızlaştıracak. Çünkü Taliban tamamen yabancı menşeli. İslami kuralları tekrar söylüyorum tahrip ederek, ek kanunlar çıkararak ve dini tahrip etme amacıyla kurulmuş bir örgüttür. Acil bir şekilde Afganistan'dan aslında bitirilmelidir. Türkiye ve Azerbaycan ordularından çekinceleri de savaşçı olmadıkları, Azerbaycan ve Türkiye ordusunun da savaşçı olmasıdır. Taliban savaşçı değildir. Bir tiyatrodur şehirleri birbir ele geçirmeleri, bir oyundur şehirleri birbir ele geçirmeleri. Evet bizler de bu oyunu görüyoruz. Türkiye ve Azerbaycan askeri şanlı bir şekilde sivillerin ve muhtaçların yanında dünyaya bir defa daha Türk askerinin insanlık dersi verdiğini, İki ordunun orada nasıl ve kardeş ve uyum içinde çalıştığını gördük. Taliban çok korkuyorsun biliyoruz ama ayağını denk alacaksın. Türk'ün şakası olmaz. Bizden söylemesi. Evet kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atmayı unutmayın. Lütfen yayınımı arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın.